Sayın Bakanım, değerli dostlar, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün Albayrak ailesinin acı günü. Bugün Albayrak ailesinin sevgili anneleri Gülbeyaz teyzeyi sonsuzluğa uğurluyoruz. Bu vesileyle buradan Albayrak ailesinin acılarını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Albayrak ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Gülbeyaz Albayrak teyzeye Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet, derecesi âli olsun inşallah. Değerli katılımcılar, öncelikle Türkiye ihracatına verdiğiniz inanılmaz muazzam destek için hepinize şükranlarımızı arz ediyoruz. İhracatın söylenmesi kolay ama realize edilmesinin son derece meşakkatli, çok uzun mücadeleyi gerektiren bir iş olduğunu hepimiz yakinen biliyoruz ki biraz önceki konuşmacı arkadaşlarımız da bunun altını çizdiler. İhracat bir ekonomi için lokomotiftir. Üretimin lokomotifidir, istihdamın lokomotifidir ve aynı zamanda gelir oluşturmanın itici gücüdür ihracat. Milli gelirimizin 2000'li yılların başındaki 240 milyar dolar seviyesinden bugün 1 trilyon doları aşan bir seviyeye ulaşmasında, ihracatımızın 2000'li yılların başında 30 milyar dolar seviyesinden bugün 255 milyar dolar seviyesini aşabilmesinin çok önemli bir etkisi olmuştur, büyük bir payı vardır. Aynı şey istihdam için de geçerlidir. 2002 öncesinin 20 yılında, yani 1982-2002 arasındaki 20 yıllık periyotta Türkiye ekonomisi 3.4 milyon istihdam oluşturabilmiştir. 2002-2022 döneminde ise, yani 2002 sonrası 20 yıllık dönemde ise oluşturulan istihdam kapasitesi 12.1 milyon kişidir. Bir başka ifadeyle 2002 öncesinin 20 yılında oluşturulan istihdamın 3.5 katı bir istihdam 2002 sonrası 20 yıllık dönemde hayata geçirilmiştir. Bunda ihracatın son derece belirgin ve önemli bir payının olduğunu biliyoruz. Evet, gerçekten ihracatçılarımızın ortaya koyduğu performans takdire şayandır. Bugün dünyanın ihracatçılarımızın ulaşmadığı dünyanın hiçbir ülkesi, hiçbir bölgesi bulunmamaktadır. Zor şartlar altında bu ihracatlarını gerçekleştirebilmektedirler. Ve bu ihracatla aynı zamanda kişi başı milli gelir olarak da baktığınızda 2700 dolar seviyelerinden bugün 13 bin dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Ancak özellikle gelir oluşturma hedeflerimiz açısından bundan sonrasını sadece konvansiyonel ihraç ürünlerimizle hayata geçirmemizin çok zor olduğunu hepimiz biliyoruz ve bunun için de çok ciddi anlamda çaba gösteriyoruz. Türkiye ekonomisi nominal olarak dünyanın en büyük 17. ekonomisi, satın alma gücü paritesi itibariyle dünyanın en büyük 11. büyük ekonomisi olmasına rağmen yüksek teknolojili ürün ihracatı sıralamasında milli gelire oranı itibariyle Türkiye 37. sıradadır. Çok büyük teşviklere rağmen, teşvik sistemlerine, mekanizmalarına rağmen bugün ihracatımızın içindeki yüksek teknolojili ürün ihracatı payı %3'ler seviyesindedir. Bu noktaya gelinmesinde
bugünkü ihracat ürün yelpazemizin çok büyük katkı sağladığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ve bu katkı devam edecek elbette. Fakat daha üst gelir seviyelerine çıkabilmemiz için ülke olarak mutlaka modele, yüksek teknolojili ihracat ürünlerimizi de katmamız, dahil etmemiz gerekiyor. Ve bu amaçla önümüzdeki orta vadede, hatta en geç orta vadede 3-5 yıllık dönemde, periyotta %3'lük bu oranı, yani ihraç ürünlerimiz arasındaki yüksek teknolojili ürün ihracatının payını %3 seviyesinden ilk planda %15 seviyesine, orta vadede ve akabinde de %25 seviyesine çıkartabilmemiz gerekiyor. Yapılan hesaplamalara göre bunu gerçekleştiremediğimiz takdirde daha üst gelir grupları seviyesine ulaşmamız çok gerçekçi gözükmemektedir. Hepinizin bildiği gibi konvansiyonel ihraç ürünlerimizde uluslararası alanda çok yoğun bir rekabetle karşı karşıyayız. Bu rekabet, aşırı rekabet, hem bu ürünlerdeki kar marjını, bu ticarette, bu üretimdeki kar marjını düşürmekte ve gelirin de ve bir de zamanla ekonomik cycle'a bağlı olarak bu ürünün ihracatında ciddi anlamda ekonominin genelini de makro yapısalları da etkileyecek tarzda dalgalanmalar oluşturabilmektedir. Ama yüksek teknolojili ürün üretimi ve ihracatında bu komplikasyonlar yaşanmamaktadır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu ürünlerin üretiminde monopolistik bir yapı söz konusudur ve rekabet son derece sınırlıdır. O nedenle hem kar marjı yüksek hem de uluslararası konjonktürel dalgalanmalardan en az seviyede etkilenmektedir. Ve Albayrak grubu da özellikle TÜMOSAN traktör fabrikasının grubumuza dahil olmasından sonra teknolojili üst seviyede olan motor üretimi konusunda yoğun çalışmalar gerçekleştirmiş ve bugün itibariyle çok kısa sürede diyebileceğimiz bir zaman dilimi içerisinde ve bugün 450 cc'ye kadar son derece yüksek teknolojili ürünleri içerecek şekilde %96 yerlilik ve millilik oranıyla motor üretimini gerçekleştirmekte ve dünyanın birçok ülkesine, gelişmiş ülkelerde dahil, ihraç edebilmektedir. Hem motor olarak hem de traktör olarak. Yüksek teknolojili ürünler gerçekten eşsizdir. Fiyatını piyasa değil, üretici belirlemektedir. Üretici ülkeler tarafından belirlenmektedir. Ülkemiz açısından bunun en güzel örneği sadece son yıllarda tek bir üründen elde ettiğimiz yıllık 1,5-2 milyar dolar seviyesindeki ihracat geliriyle SİHA'lardır. SİHA'lar ilginç bir örnektir bu yönüyle. Fiyatını üretici olan Türkiye belirliyor ve yıllık hasılası da tek bir ürünün yıllık 1,5-2 milyar dolar. Önümüzdeki yıllarda bu rakam çok daha yüksek boyutlara ulaşacak ve bugün itibariyle 36-37 ülkeye ihraç ediliyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de bu ihracat edilen ülke sayısı 100'ün üzerine, ihracat geliri de tek bir kalem üründen 3 milyar doların üzerine çıkacaktır. Diğer ürünleri dediğim gibi hesaba katmıyoruz. Esasında Türkiye son 20 yılda yüksek teknolojili ürün Türkiye'yi yüksek teknolojili ürün kulvarına, ürün üreten ülke kulvarına sokabilmek için özellikle Ar-Ge harcamalarını teşvik etmek amacıyla çok etkili, büyük, önemli teşvik mekanizmalarını devreye soktu. 2002 yılında
Ar-Ge harcamalarının gayri safi milli hasıla oranı %0.53 seviyesinden bugün %1.4 seviyesine ulaşmıştır. Yani 2.7 katlık bir artış vardır Ar-Ge harcamalarında. Ama buna rağmen yüksek teknolojili ürün ihracatı noktasında istediğimiz seviyeye ulaşamamış durumdayız. Bu bize elbette şu ana kadar uyguladığımız modelleri uygulamaya devam edeceğiz. Ama onun ötesinden bu süreci hızlandıracak yeni üretim ve yatırım mekanizmalarını ilave olarak, alternatif olarak değil, ilave olarak devreye almamız gerektiğini göstermektedir. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde bunları yoğun bir şekilde tartışacağız. Yüksek katma değerli hizmet ihracı için bu değerlendirmeler yüksek katma değerli hizmet ihracı için de geçerlidir. Orada katma değerinin biraz daha yüksek boyutlara ulaştığını görüyoruz. Albayrak grubu olarak da biz özellikle son 4-5 yılda beri dünyada çok kritik olan liman yatırımı ve işletmeciliği işine girmiş durumdayız. Özellikle bugün itibariyle ağırlığı Afrika'da olmak üzere 6 ülkede liman yatırımı ve işletmeciliği faaliyetini yürütüyoruz ve buradan çok ciddi miktarda Türkiye ekonomisine döviz girdisi sağlıyoruz. Talep o kadar büyük ki Afrika ülkelerinde şu anda yatırım taleplerine yetişmekte zorlanıyoruz. Yani ihalesiz doğrudan grubumuza kendi ülkelerinin limanlarının işletmesini, yatırım ve işletmesini teklif etmektedirler. Şu anda sürekli olarak bunlarla uğraşıyoruz ve bunun sonucu olarak son yıllarda Albayrak grubunun kamuyla yaptığı işlerin cirosu, toplam ciro içerisindeki payı %6'nın altına düşmüştür. Yani %94'ünü özel sektör faaliyetlerle yürütüyoruz. Kamuyla yaptığımız işlerin toplam cirodaki payı %6'nın altına düşmüştür. Daha da önümüzdeki günlerde düşecektir. Ve ciromuzun yurt dışı ciro payı da gittikçe yükselmektedir. Orada da katma değerde gerçekten çok büyük bir artış söz konusudur. Liman işletmeciliği gerçekten çok stratejik bir alan. Bu alanın bu kadar stratejik olduğunu, liman işletmeciliğini yaptığımız ülkelerde çok daha büyük katma değer oluşturan alanlarda ki işlere girmekte doğal avantaja sahip olduğumuzu gördükten sonra fark ettik. Bugün bu ülkelerde yine o ülke yetkililerinin kendi talepleri ve istekleri çerçevesinde madencilik, enerji, petrol, yenilenebilir enerji, altın dahil bütün madencilik işletmeleri konusunda da çok yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Bunu şunun için söylüyoruz özellikle, bu alanlar da katma değer yüksek alanlar, Türkiye ekonomisinin döviz girdisi sağlanması açısından son derece önemli. Burada yaptığımız bu kabulün, Albayrak grubunun bu ülkelerdeki faaliyetlerinin sonucunda kabul edilmelerinin ve kredibilitesinin yükselmesinin altında yatan tek bir gerekçe var. O da bu yatırımlarda ortaya çıkan ve üretimlerde katma değeri o ülkelerle birlikte eşit paylaşıyoruz, dengeli paylaşıyoruz. Tek yaptığımız bu. Ve bunu görüyorlar. Ve o ülkelerin kalkınmasına, gelişmesine, milli gelirlerinin yükselmesine de bu faaliyetler çok önemli katkılar sağlıyor. Tabii son olarak şu hususun altını çizmekte fayda var. Çok zor şartlar altında döviz kazandırıcı faaliyette bulunuyor ihracatçılarımız. Aslında bu yönüyle gerçek kahramanlarımızdır onlar. Çünkü cari Türkiye ekonomisinin en büyük yumuşak karnı olan cari dengeyi sağlamak için yurt dışından döviz temin edebilmek amacıyla yaptığımız çalışmalar, hatta zaman zaman ödediğimiz bedeller dikkate alındığında
bu kazanımın ne kadar önemli olduğu görülür. Çok zor kazanıyoruz dövizleri. Ve bunların harcanmasının da o kadar kolay olmaması gerekir. Sizler çok önemli işler yapıyorsunuz, çok güzel işler yapıyorsunuz. Bu ülkeye gelir aktarıyorsunuz, döviz girdisi sağlıyorsunuz. Ama döviz açığına, ülkenin döviz açığına yol açacak şekilde özellikle ithalat rakamlarının artışlarında kullanılması, bu dövizlerin orada daha dikkatli olmakta çok büyük fayda var. Bunu her zaman söylüyoruz. Çünkü bu açığın kapatılması için hem gündemimizi çok yoğun meşgul eden, bütün ekonomi siyasi gündemimizi meşgul eden tartışmaları gündeme getiriyor, hem de komplikasyon olarak, yan etki olarak bu açığı kapatmak için çok ciddi kaynak transferleri, ülke dışına kaynak transferleri söz konusu olabiliyor. Bu nedenle işin madalyonun diğer tarafı olan, yani döviz kazandırıcı faaliyetlerin diğer tarafı olan özellikle ithalat harcamalarında gerekli hassasiyeti yoğun bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Ve bu vesileyle şunun altını bir kez daha çizmekte fayda var. Sadece maliye ve para politikası araçları ile Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihraç eden ülke sıralamasını daha üst seviyelere, en azından ekonominin büyüklüğü itibariyle ulaştığı seviyeye yükseltmek çok mümkün olmayabilir. Sadece para ve maliye politikası araçlarıyla, özellikle para politikası araçları parasal dengeler için enflasyon başta olmak üzere elbette gereklidir, kaçınılmazdır, son derece önemlidir ve belirleyicidir, tartışmasız. Orada en ufak bir tavizin verilmemesi gerekiyor. Enflasyonist olmayan ortamlarda ancak istikrarlı bir üretim, yatırım ortaya çıkabilir. Bunda problem yok ama sadece bu politikalarla da parasal piyasalardaki dengeler sağlanır. Ancak özellikle hem dış ticaretten kaynaklanan döviz açığı ve hem de Türkiye'nin daha yüksek teknolojili ürün üreten ve ihraç eden ülke sıralamasındaki seviyesini yükseltmede çok katkı sağlamayabilir. Bu politikaların yanında diğer hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak olan politikaların da devreye sokulması, devreye alınması ve sisteme entegre edilmesi gerekmektedir. Bu vesileyle bir kez daha yaptığınız katkılar için hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.